23 Eylül 1990 İstanbul doğumluyum. Normal her çocuk gibi böyle eğlenceli ve inanılmaz hiperaktif bir hayatım vardı. Bayağı yaramazdım yani küçükken. Çok enerjim vardı ve yani artık insanlardan şikayet gelmeye başlıyordu bir süre sonra. Mahalledeki komşular olsun, ne bileyim okuldaki arkadaşlarım, velileri olsun falan. Ben de bir süre sonra bu enerjimi spora vermeyi düşündüm. Öyle bir karar verdim. Çok erken yaşta basketbol oynamaya başladım, yüzmeye başladım. Yani yapabildiğim ne kadar boş vaktim varsa bütün zamanımı bir alana veriyordum. Yani ilk başta yüzüyordum, sonradan akşamına basketbol kursuna gidiyordum, resim dersine gidiyordum, gitar dersine gidiyordum. Sürekli bir şeyler yapıyordum. O şekilde atlattık o dönemi. Dış görünüş olarak babama benziyorum. Karakter olarak da anneme benziyorum. Küçükken o zaman tam böyle teenage dönemlerimizde Deli Yürek vardı. Benim o dönemime denk gelmişti. Kenan abi oynuyordu, Kenan İmirzalıoğlu. Onu çok beğenerek izliyordum. Öyle bir oradan aldığım gazla böyle bir tavırlara falan giriyorduk. O dönem o vardı en sevdiğim. 2009 yılında televizyon üzerinden Best Model of Turkey yarışmalarının reklamları dönmeye başladı. Ben de öyle gözüm takılmıştı da çok dikkat etmemiştim. Hiç hesapta yoktu böyle oyunculuk yapayım, ne bileyim mankenlik yapayım, basketbol oynuyordum ve güzel bir kariyer başlangıcım vardı o alanda. İyiydim. Transferler oluyordu. Böyle güzel güzel ufak ufak para da kazanıyordum 15-16 yaşındayken. Ama sonra bu Best Model yarışması duyurusu yapıldıktan sonra arkadaşlarım biraz beni girsen oğlum şansını dene falan giriyorlar işte senin neyin eksik gibi böyle şeyler yaptılar. Teşvikte bulundular bana. Ben de yok ki abim ne alakam olur. Hiç o kafada değildim yani. Ondan sonra velhasıl bir şekilde karar verdim ve ne gerekiyorsa artık bir tane fotoğrafçı arkadaşım vardı. Fotoğraf istiyorlardı ilk elemelerde. 2000 kişi başvurmuştu. Fotoğraf elemesi olup ilk 100'e düşecekti eleme. Fotoğrafçı arkadaşımı çağırdım. İşte dedim böyle böyle bir yere gireceğim ben falan. Yardım eder misin? O da tamam dedi. Ondan sonra fotoğraflarımı çekti benim. Gönderdik biz, başvurduk. Derken ilk 100 elemesine kabul edildim ben. Ondan sonra görsel elemeye çağırdılar beni. Gittik işte oradaki jüriyle görüştük falan. Ondan sonra yarışma başladı. Ama benim çok iddiam yoktu. Sadece böyle derece alırım diye düşünüyordum ama birincilik gibi hiç aklımdan geçmiyordu. Birinciliği bırakın, üçüncü, dördüncü bile geçmiyordu. Yani beşinci falan olurum ya da gelecek vadeden olurum, bir şey olurum yaşımdan dolayı diye düşünüyordum. Fakat yani o gece birinci seçildim. Ve arkasından seçildiğim gece saat 10-11 gibi sonuçlar açıklandı. Birinci seçildim, 12 gibi biz kutlamaya gittik. O gece dizi teklifi geldi bana. Adını Feriha koydumun. Yani şu an izlediğiniz işin. Onun teklifi geldi. Çok garipti yani. Çok hızlı oldu her şey. Kolay adapte olamadım. Çok kısa sürede gelişti. Hiç tahmin etmiyordum. Ya birden bir gecede hayatım değişti yani. Ondan sonra oyunculuğa girdim. Adını Feriha koydumla. Böyle başladık. Yani şu an bile heyecanlıyım kamera karşısında. Ama bu heyecan, ya bize bu işi yaptıran da heyecan, bu heyecan yani. Aslında sete giderken de ben kameralar kurulduğunda biraz böyle bir ah falan oluyorum yani. Güzel bir şey. İlk başladığımda zorlanmıştım çok. Heyecanımı kontrol edemiyordum o zaman. Şimdi o heyecanımı kontrol etmeyi öğrendim. Zaman geçtikçe, profesyonelleştikçe. Şu anda gayet rahatım ama ilk başta o arkadaşlarımın, Yusuf'un, Hazal'ın, Vahide ablanın, Ceyda'nın desteği olmasaydı yabancı biriydim. Çünkü tamamen sektör uzaktım ve ilk defa hayatımda kamera görmüştüm. İlk kez dizi ortamında bulunuyordum. Küçüktüm. Bana çok destek oldular, sağ olsunlar. Ya onların sayesinde ısına ısına işe kolay bir şekilde kısa sürede adapte oldum. Emir rolü oynaması
keyifli bir roldü. Çok zengin bir hayattan gelen zengin bir çocuk. Fakat duruşu ve yaşına göre düşünceleri bayağı kendinden olgun. Ya Emir 20 küsur yaşındaydı ve 30-35 yaşında adam olgunluğunda hareket edebiliyordu. Yani ve Emir bana şunu kattı, bana da bir olgunluk kattı oynadığım karakter. Tabii onun artık bir süre sonra 2 sene oynuyorsun o karakteri ve olaylar karşısında verdiği sakin tepkiyi görüyorsun. Yani güzel bir şey, ondan da bir şey kaptım. Diğer oynadığım karakterlerden de öyle ama Emir'in yeri benim için şöyle ayrı, ilk oynadığım karakter. Ve o hep yani hayatımın bir köşesinde farklı bir yerde kalacak. İlk beni oradan tanıdı herkes çünkü. Karakter olarak benziyoruz Emir'le. Ben de böyle doğrucuyumdur biraz. Bayağı duygusalımdır, vicdanlıyımdır. Benzediğimiz yönler var. Yoksa var mı? Var. Çok, zaten görsel olarak da direkt bakıldığında anlaşılır o fark. Karısını kaybetmiş bir adam oynuyor Emir devamında. Emir'in yolunda ve bütün ailesine, işte tanıdıklarına, arkadaşlarına, herkese duvar örmüş vaziyette, tamamen inzivaya çekilmiş kendi evinde bayağı serseri gibi takılan bir çocuk. Ölmekten korkmamaya başlıyor. Bir süre sonra bütün pislikler de var, onların içine giriyor, kavgaya gidiyor, karışıyor, hiç alakası olmadığı halde. Yani böyle bayağı hayatı bir ipin üstünde o şekilde devam ediyor. Hazal, ya ilk başta Hazal'ı Aşk-ı Memnu izliyordum ben. Oradan tanıyorum Hazal'ı. Yani daha televizyondan tanıyorum Hazal'ı. Sonra işte dizide Hazal oynayacak falan. Böyle öğrendim bunu. Benim oynayacağım dizide. Çok garip oldum yani. Senin televizyondan izlediğin insanlar bir anda aynı ortamda bulunuyorsun ve iş yapacaksın. Bir maratona çıkıyorsun onlarla uzun soluklu. Yani insanların zaten bütün zamanla ailenden çok birlikte vakit geçiriyorsunuz. Ve karakterlerini, artık yapılarını öğreniyorsun. Hazal da çok tatlı bir insan. Bana çok destek oldu. O da benim ilk partnerim. Onun da yeri her zaman ayrıdır bende. Hala da görüşürüz. Öyle. Çok takdir ediyorum. Kendini Türkiye'ye kanıtlamış bir insan. Çok başarılı işler yapıyor ve daha da başarılı işler yapacağına eminim. Vahide abla, yani Vahide abla ile çok aşırı sahnemiz olmadı bizim. Son böyle dönemlerde biraz daha, ben onların apartmanına taşındığım dönemde yoğunlaştı sahneler ama onun dışında çok böyle Hazal'la olduğu kadar, ne bileyim diğer Yusuf'la olduğu kadar çok denk gelemiyorduk. Sette denk geliyorduk ama karşılıklı çok az sahne, çok fazla sahnemiz yoktu. Ama ya onunla bir dakika geçirmek bile insana bir şey öğretiyor. Bende de bir de şey vardır, böyle sömürürüm bilgilerini insanların. Yani tuttum mu böyle, abla onu da anlat, abla böyle nasıl olur, nasıl olur, nasıl yaparız? Fikirlerine, düşüncelerine güvendiğim insanlar da, Vahide abla da onlardan biri, en başta gelenlerden. Çok yardımcı oldu. Ceyda da çok enerjisi yüksek, böyle sete geldi mi böyle bir enerji dolar set. Morali bozuk insan varsa hemen neşelendirir onu. Çok güzel bir enerjisi var. O yönden de çok şanslıydık. Yani yoruluyorduk, şey oluyordu, bazen moralimiz bozuk oluyordu. O inanılmaz profesyoneldir. Hiç böyle moral bozukluğunu çaktırmaz kimseye. Ya insanız normal, en ufak bir moral bozukluğu anında yüzüne yansır değil mi? Ceyda'da hiç öyle bir şey yok. Çok güzel işini yapar, çok profesyonelce. Herkesi de neşelendirir, herkesi de keyiflendirir. Çok keyifliydi onunla çalışmakta. Var. Yani kaçıncı bölümdeler bilmiyorum ama tiyo vermek gibi olmasın sonra. Sonuna geldiler artık. Ha, bitiriyorlar. Yani az kaldı bitiyor. Yani Haziran ayında bitiyor. O biri abi bitiyor. Emir'in yolu başlıyor. Emir'in yolu mu başlıyor? bu Feriha'nın psikopat bir nişanlısı vardı, Halil. Onun Feriha'yla beni kaçırıyordu. Bir eve, orayı hiç unutmuyorum. Neden unutmuyorsun dersen, sahne olarak ya duygu olarak anlamında değil. Hani sahnede yaşadığım duyguyla alakalı bir şey değil. O evde biz kışın eksi bilmem kaç derecede, karşıda Kavacık Tepesi'nde tam rüzgar alan bir yerde, camları kırık, full hiç soba yok evde ve bende sadece bir gömlek var.
Hazal'da da ince bir şey var üstünde. Yani iki gün boyunca çekim yaptık. Ve donduk yani. Ben bir de bağlı duruyordum böyle. Hiç hareket edemiyorum. Beni bağlıyor rol gereği. Ya onu hiç unutamıyorum. Hatta bir araya geldiğimizde de oyuncu arkadaşlarla o günden bahsederiz yani. Ne gündü, ne nalet gündü falan diye böyle. Unutamadığım anılardan bir tanesi o. Adını Feriha koydum, ilk dizim. Onunla başladım. Onun ilk sezonunun yazında Anadolu Kartalları diye bir pilot filmi çektik. İlk filmim. Zaten daha başka yapmadım. Bu yaz yapacağım inşallah bir tane. Ondan sonra da Medcezir adlı projede oynadım. Ki pardon, adını Feriha koydum bitti. Emir'in yolu olarak devam etti. Kısa bir süre. Ben onları hep bir tutarım. Ayırmadım da o yüzden. Bir proje gibi onlar benim için yani. Devamı olduğu için. Ya toplam 3 projem var. 2 dizi, 1 sinema. Karakterleri biraz çekiyoruz. Tabii. Sinemada bir üst teğmen pilotu canlandırdım. Ahmet Onur diye. Normal orta halli bir ailenin çocuğu. İşte kendi kafasına koyup pilot olmayı hedeflemiş ve küçüklüğünden beri meraklı. Sonunda pilot oluyor, sınavlara giriyor. Derken işte babası vefat ediyor, o sırada sınavları var, morali bozuluyor. Uçuş hakkı elinden alınıyor. Kız arkadaşıyla problemler yaşıyor falan. Ama sonuçta yine hırslı bir çocuk olduğu için sonunda yine hedefine ulaşıyor. Çok hırslı bir karakterdi Ahmet Onur da. Şimdi oynadığım dizideki Yaman da yani inanılmaz bir sınıf farkından gelip Medcezir'de oynadığım karakterden bahsediyorum. Yani en ücra köşelerden gelip böyle zenginliğin içine girmiş bir çocuk. Yani Yaman'ın hikayesi açıkçası bir başarı hikayesi de diyebilirim. Yani hiç aklında olmadığı yerlere geliyor ve müzik yapmaya başlıyor. Hiç gitar çalmayı öğreniyor sevgilisi için ona sevgililer gününde hediye olarak. Ondan sonra birden bestelediği şarkı inanılmaz tıklanıyor. Müzik şirketlerinden teklifler geliyor dizinin ilerleyen bölümlerinde. Yani sonuç olarak Yaman da yokluk içinden gelip düzgün bir ailenin yanında evlatlık olarak onların sayesinde eğitimine ve kariyerine onların yanında devam ediyor. Sırf düzgün ve doğru karakterli bir çocuk olduğu için oradan kazanıyor da. Yani yaptığımız işin sonu yok. Ne oynanacak karakter biter yani ne de ben her yaptığım işten sonra bir dahaki iş gelsin diye, bir dahaki iş gelsin, başka iş yapayım, başka iş yapayım. Ne de ben iş yapmazsam mutlu olabilirim. Yani manevi olarak genelde mutlu olacağım şeyleri tercih ediyorum. Maddi kısmı sonradan geliyor. Benim ruhuma hitap eden, iyi hissedeceğim ve kariyerimin devamında da ya ne kadar şimdi sinemada oynayacağım, bundan önceki oynadığım 3 karakter farklıydı birbirinden. Sinemada oynayacağım karakter çok başka bir şey, çok uç bir şey. Yani benim için bir atlama noktası olacak o. Beni de çok zorlayacak bir karakter. Çok da değişik, farklı. Daha önce de çok az işlenmiş bir hikaye. Belki de yani çok sayılıdır, bir iki yerde işlenmiş olabilir. Türkiye'de hiç işlenmedi global anlamda. Nereye kadar gidebilirsem, şu anda gidebileceğim yerleri kestiremiyorum. Ya, tamamen işime odaklandım. Gelen şeyler oluyor, okuyorum, kabul ediyorum. Bir hedef koydum kendime ama mesela buraya bu işe başlamadan önce bana sorsaydınız ne yapmak istiyorsun, ileride hedefin ne, kariyer planlaman ne falan diye, ben oyunculuk yapacağım ve başarılı olacağım hiç aklımın ucundan geçmezdi bunu söyleyebilmek. Şu anda da öyle. Yani ne yapacağımı kestiremiyorum şu an. Ama bu sektörde kalbimin sesini dinleyerek bana yol gösterdiğine inanıyorum. O şekilde devam edeceğim. Boş zamanlarımda genelde pek boş vaktim yok. Yoğun bir iş temposunda çalışıyoruz. Haftanın 5-6 günü çalışıyorum. Bir gün iki gün boşluğum oluyor. Onlarda da yeni projeler için hazırlanıyorum.
davul dersleri alıyorum. İşte yeni filmde baterist olacağım. Piyano dersleri alıyorum. Onu kendimi geliştirmek adına alıyorum ama. İleride lazım olur belki. Spora gidiyorum. Formumu korumaya çalışıyorum. Skit atıyorum. Resim yapıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bu kadar. Karnıyarık. Bu arada onların da yemeklerini çok merak ediyorum. Spor yapıyorum, evet. Şu an ya olduğum formdan biraz daha daralmaya çalışıyorum ve kilo vermeye çalışıyorum. Yeni oynayacağım proje için o şekilde olmam gerekiyor. Ona göre spor yapıyorum şu anda. O formu yakalamak için bir yandan devam ediyor spor her zaman. Mucizelere inanırım. Hatta ya başıma gelen bir olay var, onu da anlatayım. Hıdrellez'de 2009 senesinde Hıdrellez'de Besmodel'a gireceğim tam yarışma öncesi. Annem de çok böyle nazara işte Hıdrellez'de ufak şeyler yazılıp gül ağacının altına konur falan. Annem bana dedi, oğlum dedi, istediğin bir şeyi yaz dedi. İşte dileğini yaz dedi, yani Hıdrellez'de güzel olur falan. Güzel enerjiler gönder dedi böyle. Ben tamam anne dedim. İşte ben de bir kağıda yazdım. Besmodel'a girecektim. Son 20 elemesine kalmıştım. Final olacaktı artık. Küçük bir kağıda işte Besmodel'da iyi bir derece almak istiyorum. Ve ileride iyi bir dizide oynamak istiyorum diye not yazmıştım. Sonra onu ben normal kadife o keselere koyup gül ağacının altına koydum bizim evin bahçesindeki. Ondan sonra neyse oldu olaylar. Besmodel'da birinci oldum. Adını Feriha koydum da başrol oynadım. Ondan sonra annem bana bunu adını Feriha koydum ikinci sezonunda bulup getirdi. Ben tamamen unutmuşum bunu. Aradan geçmiş iki sene. Hatırlıyor musun diye kağıdı getirdi bana. Baktım böyle bir gözlerim doldu. Böyle bir olay geldi başıma. Yani bu mucizeydi bence. Duygusalım. Çok vicdanlı bir insanımdır. Ya öyle olduğumu düşünüyorum. Ya genelde yaşadığım, içimde yaşadığım duyguları dışarı çok yansıtmam. Üzüntüyü daha çok. Ya hem işimizin de gereği çok böyle bir ya perdeli olmalıyız biraz. Görsel bir iş yapıyoruz, ekran önündeyiz. İşte senin moral bozukluğun yanındaki çalışma arkadaşına da yansıyor. Onu yansıtmamız lazım. Genelde duygularımı dışa göstermem. Hiçbir şey. Yo, iyi eleştiriler, kötü eleştiriler. Kötü eleştirileri çok kale alırım, çok dikkate alırım. Yani mesela yazarlar şurada iyi oynamamış ya da şurada şöyle olmuş, saçı şöyle olsaydı, sakalı böyle olsaydı falan düşünürüm. Açığım ya eleştiriye. Eleştiriler, yani insana yapılan eleştiriler bence bir süre sonra doğru yolu buldurduğunu düşünüyorum. Oyuncu olmasaydım basketbol oynadım uzun yıllar, 8 sene falan. Yani 16-17 yaşındayken bizden daha küçüklere ders veriyorduk kulüpteyken. İşte daha ufak minik takımlara. Herhalde antrenörlük olarak devam ederdim. Öyle bir düşüncem vardı. Seviyorum çünkü çocuklarla, böyle insanlarla güzel bir şey yapıyoruz ve başarılı sonuçlar alıyorduk. İşte hazırladığımız küçük oyuncular bir maç galibiyetinde, bir maç müsabakasında galip geldiğinde ben de huzuren çok mutlu oluyordum yani. O yaşta olmama rağmen. Antrenörlük yapardım. Hiç bulunmadım. Ama çok isterim. Bize 23 Nisan'da geliyordu öğrenciler böyle bizim kardeş milletlerden. İşte Özbek'ten, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan. Çok eskiden ortaokuldayken ben. Onları şey yapıyorduk, 2-3 günlüğüne ziyarete geliyorlardı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında. Biz alıyorduk, gönüllüler evlerini alıyordu. Böyle 2-3 gün bizde kalıyorlardı, gidiyorlardı sonra. Bir tane oradan Kazakistan'dan gelen bir arkadaş vardı. İsmini hatırlamıyorum ama resimlerimiz var onunla. Beni bulsun falan diyormuş.
Muhtemelen aynı yaştayızdır şu an. O da tabii benden bir yaş ufaktı galiba. Çok küçüktük ama ya 8-9-10 yaşında falandık belki. Yani 4. sınıf, 5. sınıf o civardı. Düşünürüm tabii, niye düşünmeyeyim. Gideceğim ama istiyorum ya, yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum. Bir de duygu olarak çok yakınız. Zaten kardeşiz bir yerde. Yani iyi ya, baktığımızda iyi enerji alıyorum ben Kazaklardan. Tabii ki Aslanı'yı çok merak ediyorum. Nur Sultan Nazarbayev. Duva kaçmak. Bir de Betaşar. Biliyorum onları. Bir de at hediye ediyorlar. Tabii ki ya. Neden olmasın ya? Projeye profesyonel olarak bakıp öyle karar veriyorum. Kimin yaptığı ya da bana yarayan bir şeyse, herkese yarayan bir şeyse neden olmasın? Çok isterim. Ya dillerimiz farklı, kültürlerimiz farklı. Bu kadar mesafe var arada. Ve ona rağmen biz arada ufak da olsa bir duygu bağı kurabiliyorsak, onlara hissettirebiliyorsak güzel şeyler, ne mutlu bize. Onlara da çok teşekkür ederim ilgilerinden dolayı. Hepsini öpüyorum, selamlıyorum buradan.